Bayram tatili için araç kiralamak istediler. Dolandırıcılık çetesinin ağına düştüler. Yaklaşık bir ayda yüzlerce kişiden kapora alan dolandırıcılar araçları teslim edecekleri gün kayıplara karıştı. Maalesef dolandırıldınız efendim. Evet, öyle oldu. Ofisi kapatmışlar, gitmişler. Ortada hiçbir şey yok. Bu kadar milleti dolandırmak gerçekten yazık günah yani. Bu en az 200 kişi. Bayram tatili için araç kiralamak istediler, dolandırıldılar. Bir ayda milyonluk vurgun yapan çete kayıplara karıştı. Burayı ne zaman kiraladılar? Bir ay önce oldu. Bir ayda vurgun yaptılar, gittiler o zaman. Evet. Kiralık araç dolandırıcıları Kurban Bayramı tatili için kolları sıvadı. Dolandırıcılar Üsküdar'da bir ofis tuttular. İşte ofisleri burası, gördüğünüz gibi bir brandanın üzerinde kiralık araç ve cep telefonu numaraları yazıyor. İnandırıcı olmak içinse büyük bir araç kiralama şirketinin adını da kullanmışlar. Bir internet sitesi açıp ucuz kiralık araç reklamıyla kurbanlarını ağlarına düşürdüler. Ucuz araç kiralama diye bir kiralama sitesine denk geldim. Numaraları falan, yani sabit numaraları var, cep numaraları var. Sayfaları kurumsal duruyor. Mağdurlardan biri de Atalay Bey. Bayram tatilinde memleketine gitmek için araç kiralamak istedi. İnternet üzerinden o şirketi buldu ve gidip ofiste 1500 lira kapora ödedi. Ancak aracı teslim alacağı gün geldiğinde dolandırıldığını anladı. Bayram zehir olmak ne kelime? Ben parama mı yanayım? Memleketime gidemediğime mi yanayım? Bayram, bütün bir bayram planlarımın alt üst olduğuna mı yanayım? Neye yanayım? Açıkçası şaşırdım. Üstelik acı gerçekle bugün aracı teslim almaya gittiğinde yüzleşti. Sadece o da değil, yüzlerce kişi aynı yöntemle dolandırılmıştı. Bilgi alacaktım, arabayı daha görmemiştik. Kapora tarzı bir şey verdik. Bugün Arife, birçok kişi kiraladığı aracı bugün teslim alacaktı ama aracı teslim almaya geldiklerinde şok yaşadılar. Çünkü o şirketin ofisinde kapı duvar. Ne kadar gitti? 1000 lira civarı şey. Bayram işte, paralar yer, Allah da bundan getirir ama. Şimdi belki de kim bilir nerede, çatır çatır yiyorlar mı artık, ne yapıyorlarsa. Bu kadar milleti dolandırmak gerçekten yazık günah yani. Bu en az 200 kişi ya. Yazık günah ya. Çok sayıda mağdur şikayetçi oldu. Polis şimdi kiralık araç dolandırıcılarının peşinde.